Antalya falezleri bir başka dünyadır. Bünyesinde endemik ekosistemlerin yanı sıra muhteşem jeolojik oluşumlar da barındırıyor. Falezlerin Akdeniz'le kucaklaşması ve dansı her mevsimde muhteşem panoramalar sunar. Hele akşama doğru falezler doğasından Beydağlarına doğru gözlerinizle süzülüyorsanız, güneş ışınları denizle kucaklaşmış, muhteşem görsel şölen sizi rüya alemine götürmeye başlıyor. Bakarak uyuyakalıyorsunuz. Uzaklarda süt liman deniz yüzeyi boncuk boncuk yansımalarla sizi yerinize mıhlıyor. Dağlarda bulutlar size dönmüş, güneşin son ışıklarından belli belirsiz olmuş. Güneş denize son ışıklarını yansıtarak deniz yüzeyini gümüşü renk beyaza büründürmüş. Minik dalgalar boncuk tanesi ve gümüş parlaklığı anlatılmaz güzelliktedir. Dünyaca ünlü Antalya falezleri yapılaşma tahribatı ile birlikte büyük bir kirlilik altındadır. Eğitim sistemi çökertilmiş Türk toplumunun bireyleri çevresini işte bu denli kirleterek zarar vermektedir. Kudretli doğa ananın bunca güzelliğine eklenen canlı duygular içinde güneş batmadan önce falezlerde oturup denizi seyretmek İnsan canlısı için muhteşem bir beden ve psikolojik terapisidir. Güneşin denizle buluşma sahnelerinin güzelliğine çıplak gözle bakmak, insan beynini dinginleştirerek sorunlar yumağından kurtulmasına her daim olanak kılar. Ne yemiş ve içmişse tüm atıklar olduğu gibi çevreye saçılmıştır. Sözde belediye kurumu vardır. Kurumuyla, vatandaşıyla hepsi vicdanını bir tarafa atmıştır. Falezler Antalya için çok önemli bir doğal varlıktır. Korunmaları gerekir. Çünkü doğal ve yarı doğal ekosistemler hem kendilerini hem de insanların bu ekosistemlerden elde ettiği ürün ve hizmetleri yaşatan süreçleri ayakta tutmaktadır. İşte bu ekosistemlerden elde edilen ürün ve hizmetlerin gerçek değerlerini dikkate almayarak falezleri sürekli tahrip etmek, gelecek nesillerimize karşı işlenen en büyük suç ve ihanet olacaktır. Falezlerin üzerlerine barlar ve kafeler yapılarak doğal güzellikler işgal edilmiş haldedir. Falezlerin üzerinde her geçen gün kurulan ticari işletmeler, ticari işletmelere ruhsatları veren belediyeler, ruhsat verme konusunda hassas davranmayarak en muhteşem doğal değerlerimizi yok ediyorlar. Bu tahribat aslında insanlığa karşı işlenen en büyük suçtur. Evet, burada doğa hoyratça işgal edilmiş. Rant uğruna doğa katledilmiş. Burada bu görüntüde gördüğünüz gibi hemen bu yapıların altında oyuklar ve çökmeler meydana gelmiş. Çok yakında doğa bunları cezalandıracaktır. Doğa kendisinden alınanı geri almasını biliyor. Doğayı hoyratça kullanan yobazlar mutlaka ve mutlaka doğa tarafından cezalandırılacaktır. Bu güzelim doğa bugün ağlıyor, haykırıyor. Bakın ben ne haldeyim diyor. Açgözlü insanlar beni nasıl da hoyratça kullanıyorlar diyor. İşte çökme yaşanmış. Çok yakında buradaki yapıyı ve insanları bağrına basacaktır. Bir de bu açıdan bakın. Belediye kim ne bilir hangi şirketle anlaşmış.
Nasıl da rüşvetini almış görevliler, bürokratlar, rüşvet karşılığında vermişler ve bu güzelim falezlerin üzerinde yapılar oluşturmuşlar. İşte falezlerin altı oyulmuş, burada gördüğünüz gibi görülüyor, görülmektedir. Yakında bu falezler çökecek, bunları da altına alacak. Doğa elbette bir gün bunları şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır. Bakın, çökme işaretleri ortada. Yavaş yavaş ayrışmaya başlamış. Bu ayrışma hali hazırda devam ediyor. Falezler, buzulların erimesiyle ve bugünkü tüm şehrin altını kaplayan akarsuların denize dökülmesi sırasında bıraktıkları kireç çökeltileriyle dalgaların kıyıya bıraktığı kum taşları ile birleşmesinden oluşuyor. Falezler, sert rüzgar ve yağmurların etkisiyle süngerimsi bir doku halini alıyor. Bu kadar uzun aşamadan geçen doğal güzelliği ticari alana çevirmek ve yok etmek en büyük insanlık ayıbıdır. Antalya falezlerinin jeolojik ve biyolojik çeşitliliğin korunması onurlu ve kutsal bir görevi gerektirir. Hem kendi ulusuna hem de tüm insanlığa karşı bir yükümlülüktür. Biyolojik çeşitlilik sadece biyolojik anlamda zenginlik değil, yaşamın garantisi ve sigortasıdır. Antalya falezleri sahası, biyolojik zenginliklerinin, canlı türlerinin, genetik kaynakların ve ender özellikli doğal alanların belirlenmesi, tanımlanması, korunması, geliştirilmesi, onlardan sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak en verimli şekilde yararlanılması, falezlerin korunması ile olanaklıdır. Bu film, falezlerin biyolojik zenginlik, doğal çevre ve doğal kaynak bilincinin yaygınlaştırılması için tanıtım, araştırma, geliştirme ve uygulama etkinlikleri için de bir davettir. Antalya falezleri, büyük bir kıtanın sahip olabileceği birçok biyolojik çeşitlilik özelliklerine sahiptir. Doğal florasında fazla sayıda bitki türü bulunmaktadır. İşte falez sistemlerinde de biyolojik çeşitlilik, genlerin, türlerin, ekosistemlerin hep birlikte oluşturduğu, bunların karmaşık ekolojik olaylarla birbirine bağlandığı uyumlu bir bütündür. Bilindiği üzere ülkemiz yerkürede mevcut olan 8 önemli gen merkezinden 2 tanesini içine alır. Antalya falez sisteminde karasal ortamda ikincil kalsiyum karbonat çökelmesi ürünü olan travertenler, oluşumlarını etkileyen şartların kısa mesafede değişmesinden dolayı birbirleriyle dokanak tespitini olanaksız kılacak şekilde farklı dokusal özelliktedir. Sık dokulu masif, bitki dokulu süngerimsi ve oolitik olmak üzere 4 grupta tanımlıdır. Sahada travertenlerin sık dokulu masif ve bitki dokulu tipleri bulunur. Yavaş çökelmenin ürünü olan sık dokulu masif travertenlerde gözeneklilik ve geçirimlilik diğerlerine oranla azdır. Masif görünümleri ve kremden beyaza kadar çeşitlenen renkleriyle bunlar inceleme alanında bitki dokulu travertenlerden çok daha geniş bir alana yayılır. Bu yüzden de sahanın egemen traverten tipini oluşturur. Bitki dokulu travertenlerin oluşumunda bitki, kök ve gövdeleri etkilidir. Başlangıçta bu organik maddeler karbonatla sarılmakta ve bunların çürümesiyle ortası boşalan tüpler meydana gelmektedir. Bitki dokulu travertenler bu tüplerin üst üste herhangi bir düzene bağlı olmadan yığılıp kireçlenmesi veya oluştukları yerlerde kalsiyum karbonat bir çimento ile tutturulmaları sonucunda oluşurlar.
Bu oluşumlardan falezlerin yamacında kamış bitkilerinin kök ve gövdeleri ile ilgili olarak oldukça güncel örnekler vardır. Travertenlerdeki kırık ve kırık sistemleri, falezlerde görülen göçmeler ve kaya düşmelerinin meydana gelmesinde önemli rol oynamaktadır. Nitekim çözülme olayları nedeniyle geniş açıklıklar halini almış, içi yer yer kırmızı renkli killerle dolu, birbirlerini kafes şeklinde kesen derin kırık sistemleri mevcuttur. Göçmelerin olduğu kesimde 30 metre yüksekliğindeki falez yamacı boyunca denize kadar uzanan zayıflı katları çıplak gözle dahi rahatça izlenmektedir. Bunlar kaya bloklarının denize doğru olan ve ana kütleden ayrılarak gelişen hareketlerini denetleyen önemli etkenlerden birisidir.